Engelsiz Afsu Birimi adına gerçekleştirdiğimiz bir etkinliğimiz. Birinci oturumumuzda sizi konuk etmekten mutluluk duyuyoruz gerçekten. Yavuz Bey, öncelikle sizinle konuşmak istediğimiz tabii ki çok özel konular var. Çok önemli konularda öncülükleriniz var. Biz sizi şu şekilde tanıyoruz. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı ve TESYEF, yani bir vakıf başkanısınız. TESYEF'i tabii ki açmak istiyorum. Açılım bazen kapalıların açılımları çok net bilinmeyebiliyor. Yanlışım varsa siz de düzeltin. Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı, yani Doğru. TESYEF. Evet, TESYEF başkanısınız. Bu alanlara tabii ki gireceğiz, fakat öncelikle Yavuz Koca Ömer'i kısaca sizden tanıyabilir miyiz? Yavuz Koca Ömer yıllardır Almanya ile Türkiye arasında yaşayan her ayın yarısını Türkiye'de, yarısını Almanya'da geçiren kendi halinde bir iş adamı, iki tane ticari şirketi vardı diyorum. Yavaş yavaş onları da kapatıyorum. Bu. Yavuz kısaca bu. Peki hayatınızda tabii ki sizin röportajlarınızı da okudum, izledim. Hayatınızda neden bu alana girdiniz? Yani hayatınızda ilk engelle nasıl tanıştınız? Biraz buradan başlayabilir miyiz, vakıf ve komite gelmeden önce? Tabii ben şöyle söylemek gerekirse doğduğum gün engellilerle tanıştım. Çünkü benden 2 yaş büyük olan ve 22 yaşında vefat eden ama bu süre içinde hiç yürüyüp oturamayan, devamlı spazmlarla çok ızdırap çeken fakat çok zeki bir abiyle yaşadım. Ondan çok şey öğrendim. Zorluklar karşısında pes etmemeyi öğrendim. Tabii böyle iki kardeş olup biri engelli olunca o zaman aile sizin üzerinize daha fazla düşüyor. Ama rahmetli abim evin hakimiydi. O benim koruyucumdu. Mesela bir maç seyretmeye gitmek isterdim. Annem tabii çok üstüme düştüğü için hayır olmaz derdi. Abim anne karışma gel aslanım hadi git maç seyret kavga etmeden gel derdi. Ondan çok şey öğrendim ama kısaltılmış bir çocukluk yaşadım. Benim zamanımda tabii ki bugün teknoloji yoktu ama küçük bir tahta kamyon istesem oynamak için annem babam alalım oğlum. Ama bak abin üzülür derlerdi. İstemiyorum kalsın derdim. Bu tabii bir travma yaşanmış. Bugün İstanbul'daki evimde yaklaşık 300 oyuncağım var. Bunların bir kısmıyla da hala oynuyorum işte. Dronlar, trenler, uzaktan kumandalı vesaire falan. Peki abinizle ilişkinizi iyi olarak anlatıyorsunuz. Tabii ki siz o çocukluk döneminde o farkı görebiliyor muydunuz? Yani ya da o farkı nasıl yaşıyordunuz kendi içinizde? Valla öyle bana çok garip gelmiyordu. Çünkü o çok zeki olduğu için yattığı yerde okuma öğrenci dediğim gibi her şey, evin hakimi oydu. Onunla da çok güzel diyaloglarımız vardı. Hiçbir sorun çekmedim ben. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Engelli doğan ya da sonradan engel yaşayan bireylerin tabii ki neler yaşadıklarını sizin gözlemleriniz doğrultusunda sizden de dinlemek istiyorum. Çünkü bunu bilmeyen birçok insan var. Fakat bu sizde çocukluğunuzdan beri mevcut olan bir durum. Bunu bize biraz anlatabilir misiniz? Yani neyi anlatayım onu anlamadım tam. Engelli doğan ve sonradan engel yaşayan bireylerin sizin gözünüzden, yani bir bu durumun içerisinde olan bir çocuğun ya da bir bireyin gözünden bakış açısıyla onların durumlarını anlatabilir misiniz bize? Valla ben hiçbir zaman ne abimi ne de diğer ben birçok binlerce engelli insanla beraberim bu vakıf dolayısıyla falan. Hiç onları ben engelli olarak görmedim. Yani sadece bir farklılık bu. Bazımız şişman, bazımız zayıf, bazımız uzun boylu, bazımız kısa boylu gibi. Onlar da tabii zihinsel engelliler hariç onlar farklı. Ama görme, işitme ve bedensel engelliler ben onlardan hiçbir fark görmedim. Hiçbir şekilde de ayırmadım bugüne kadar. Peki tabii ki paralimpik oyunlar ya da paralimpik sporcular daha başka bir konu. Yani siz hani abinizin engelli olduğunu söylediniz ama
Bu alandaki spor biraz daha yabancı bir konu ve sizin vakfınız 25 yılı aşkın bir süredir de faaliyette. Önemli bir yerde ve önemli bir yerlere de getirmeye devam ediyorsunuz. Bu çalışmalara ne zaman başladınız? Yani TESYEV nasıl doğdu? Bir röportajınızda Perihan Savaş hanımefendiyle ilgili bir başlangıç izlemiştim. Bunu bize anlatır mısınız, TESYEV'in doğuşunu? Tabii 1997 senesinde kimse talip olmadığı için Tansu Çiller Hanım Perihan'ı Engelliler Federasyonu'nun başına getirdi. Engelliler Spor Federasyonu'nun rahmetli kocası Yılmaz Zafer'in engelli yaşaması dolayısıyla son senelerini. Ben de Perihan'a telefon ettim, dedim hayırlı olsun Perihan, bana da bir görev verirsen gelirim. Çağırdı beni, as başkan yaptı. Fakat baktım 7-8 ay sonra iş yürümüyor. Perihan'la buluştuk, dedim Perihan iş yürümüyor. Yani sen engellileri fazla tanımıyorsun. Sporla da hiç ilgin yok. Ya olmuyor bu iş dedim. Ne yapalım dedi. Ben de gayet böyle açık bir şekilde sen istifa et, ben yerine başkan olayım dedim. Biraz da bir üzüldü. Ben yerine başkan oldum. Ve yavaş yavaş bu konulara girmeye başladık. Fakat o zamanki Gençlik ve Spor Bakanı ile tartışmalarımız oldu. Çünkü onlar hiçbir şekilde bilmiyorlardı engelli konusunun ne olduğunu, gerek spor gerek sosyal yaşam olarak. Ben yıllarca Almanya'da Alman Olimpiyat Merkezi'nde Alman Spor Bakanlığı'nda danışmanlık görevlerim olduğu için Almanlar 1948 senesinde kurmuş Engelli Spor Federasyonu'nu. Biz 1990'da. Ben de başladım şeyler getirmeye, antrenör hocaları getirmeye muhtelif spor branşlarında bizim antrenörlerimizi yetiştirsin diye öyle başladık. Fakat sonunda bir tatsız gelişme oldu. Rahmetli o zamanki spor bakanıyla bir tartışmamız oldu ve ben istifa ettim federasyon başkanlığından. Türkiye Engelliler Spor Yardım Eğitim Vakfı'nı kurdum 41 arkadaşımla beraber. Bizde bir devlet yardımı falan herhangi bir şey yok. Sadece gönülden bize destek olan üyelerimiz var. Ben zaten kişisel olarak bu vakfın en büyük sponsoruyum. Öyle olunca da tabii insan kendi parasını çalmayacağına göre bu vakıf bugün Türkiye'de herhalde ilk 2-3 vakfın içinde gelir. Paralimpik Komitesi'ne gelince, galiba bundan sonraki sorunuz o veya bir Komitesinden önce TESYEV'le ilgili birkaç tane daha sorum var. Peki spor dışında nasıl bir başka alanlarınız neler TESYEV'de? Yani sadece paralimpik oyunlar, yani sadece spor alanında mı bir destek oluyor? Hayır. Onu da bize biraz anlatabilir Hayır. miyim? Muhtelif mesela tekerlekli sandalye ihtiyaçları, ortez, protez, Ameliyatlar. ameliyatlar, eğitim bursları gibi konularda destek oluyoruz. Bugüne kadar vakıf kurulduğundan beri yaklaşık 38.500 engelli insanımıza bu vesilelerle bir türlü destek olmaya çalışmışız. Bu da bizim için tabii çok keyifli. Evet, şundan soruyorum tabii ki engelli öğrencilerimiz, engelli personelimiz, engelli ailelerimiz şu an bizi de izliyorlar. Zannediyorum ki bir sitemiz var, bir web sitemiz var, tesyev.org.tr olarak. Başvurularınızı, yani size nasıl ulaşabilirler? Başvuruları oradan mı alıyorsunuz? Tabii, doğrudan bize internet üzerinden başvuruyorlar. Biz Evet. inceliyoruz. Değerlendir. Bazı tabii şartlar var. Evet, işte geçim durumu falan. Ara sıra aksilikler oluyor ama hepimiz insanız. O kadar olacak artık. Çok teşekkürler. Paralimpiye şöyle geçmek istiyorum komiteden önce. Tabii ki paralimpik kelimesi, yani ülkemizde aslında hala yabancı bir kelime. Fakat bu alanda da önemli sporcular yetişiyor. Bunu bir de siz kavramın kökenini, hangi iki kelime ya da birkaç kelimenin birleşimi mi? Onu bize sizden öğrenebilir miyiz bunu?
Tabii. Şimdi 1972 senesinde Münih Olimpiyatları yapılırken zannedersem Tel Aviv'de de engelli olimpiyatları yapılmış. Daha sonra 76'da işte Amerika'da yapılırken Atlanta'da olimpiyat oyunları Heidelberg'de. Sonra demişler ki bir gün ya bu artık yani bir isim koyalım buna. Olimpiyat kelimesinin içinden paralel zamanlarda yapıldığı için bu iki ayrı müsabakalar paralelin parasını almışlar. Olimpik paralimpik oyunları demişler. Peki bu komiteden de biraz bahsetmenizi isteyeceğim sizden. Vakıftan ayrı tabii ki. Tabii Paralimpik Komitesi'nin aslında fiili bir görevi yok. Şöyle, Türkiye bütün ülkelerde olduğu gibi bizim de Milli Paralimpik Komitemiz Uluslararası Paralimpik Komitesi'ne bağlı. Onun verdiği talimatlar çerçevesinde buradaki engelli sporculara spor federasyonuna onlarla bildirim yapıyor. Tabii işitme engelliler ayrı. Onların kendi bir dünya spor federasyonları var. Onun da bir hikayesi var. Paralimpik oyunlarında işitmenin dışında görme, özel sporcular, zihinsel ve bedensel engelli sporcular var. Bir yerde şöyle bir bilgi okumuştum. Tabii ki ne derece doğru sizden de öğrenmek istiyorum. Olimpiyatın yapıldığı kentte, yani hangi kentte olimpiyat yapılıyorsa, yapılacaksa ya da ya en geç 3 hafta ya da bir ay içerisinde paralimpik oyunlar da oyunların da yapılması gerekiyor şeklinde bir bilgi okumuştum. Bu doğru mu? Bu şekilde mi? Bu doğru. 2001 senesinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile Uluslararası Paralimpik Komitesi bir protokol imzaladı. Buna göre o tarihten itibaren olimpiyat yapacak bir kent en geç 3 hafta içinde de paralimpik oyunları yapmak mecburiyetinde. Yok, ben sadece olimpiyat oyunları yapacağım diyorsa o ülke ve kent, paralimpik yapmayacağım diyorsa o zaman olimpiyat yapması da yasak. Ha. Hep bu şekilde Bu ilerliyor. bir pozitif ayrımcılık. Biz de bunun üzerine zaten işte 2001'de bu uluslararası anlaşma imzalanınca Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'ni kurduk. Çok sıkıntı çektik 3,5 sene. Çünkü Milli Olimpiyat Komitemiz tabii ki bir olimpiyat yapılacağı zaman o başvuru hakkına sahip. Ancak başvurduktan sonra uluslararası organizasyon dönüyor o ülkenin Milli Paralimpik Komitesi'ne soruyor. Böyle böyle bir talep geldi. Olimpiyat yapılacak. Atıyorum İstanbul kentinde. Sizce bunun bir sakıncası var mı? Var dediğim zaman da olimpiyat yapmakta yasak. Dolayısıyla da biraz uğraştık Türkiye'de ama en sonunda Olimpiyat Komitesi'yle bir noktaya geldik. Anlattı, sağ olun. Vakfımızda aslında her şey gönül işiyle işliyor, değil mi? Oraya mesela vakfa üye olanlar ya da nasıl üye olunuyor, yardımcı olmak amaçlı mı? Yani bu süreçten de bahsedebilir misiniz? Tabii bize muhtelif yerlerden yavaş yavaş TSYF tanıdıkça talepler geliyor. Ben şöyle destek olmak istiyorum. İşte atıyorum 3 çocuğa burs vermek istiyorum. Bir ameliyat üstlenmek istiyorum vesaire gibi konularda gelen talepleri biz de uygunluğunu inceleyip ona göre bir karar verip yapıyoruz. O şekilde ilerliyor. Peki Evet. bizim de üniversitemizin kurmuş olduğu engelsiz AFSÜ birimimiz var. Ve tabii ki biz de daha ne gibi farkındalıklar yaratabiliriz, neler yapabiliriz düşünerek faaliyetlerimizi planlıyoruz. Engelli öğrencilerimiz, personelimiz var. Dahası hepimiz aslında birer engelli adayıyız baktığımız zaman. Bizlere faaliyetlerimiz hakkında ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Sonuçta sizin gibi önce birinden de tavsiyeler almak istiyoruz. Şimdi
Bir defa bu hepimiz engelli adayıyız lafına ben karşı. Tabii ki öyle. Kimin ne zaman ne olacağı belli değil. Bunu fazla abartmamak lazım. Burada yapılması gereken örneğin okulunuzda engelli öğrencilerin, engelli personelin o bulunduğu yerin şartlarına uygun bir şekilde organize edilmeleri. Gerek iç yapı bakımından, gerekse dış yapı bakımından, gerekse onların yapacağı etkinliklere destek olmak bakımından. Şeyi de tekrar etmek istiyorum katılımcılarımız açısından. tsyev.org.tr'den vakfa ulaşılabilirler. Bunu da tekrar söylemek istiyorum. Evet. Yavuz Bey, çok teşekkür ediyorum davetimizi kırmayıp bizi kabul ettiğiniz için. İnşallah pandemi süreci geçtiğinde sizleri yüz yüze eğitime başladığımızda ileriki zamanlarda okulumuzda da ağırlamak isteriz, şehrimizde de ağırlamak isteriz. İnşallah. Çok teşekkürler katıldığınız için. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Kaç kişi bizi izledi, belli mi? Hemen bakıyorum. Şu an bende 53 katılımcı gözüküyor. Tamam. Güzel. Evet, bu şekilde. Çok teşekkürler, sağ olun. Ben de teşekkür ederim. İyi Evet, akşamlar. sağ olun. Pınar Hocam, Yavuz Hocama ben de teşekkür edebilir miyim üniversitemiz Tabii ki. adına? Buyurun. Sayın Hocam, sizinle her zaman temasta olmak istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Üniversitemizin bu güzel etkinliğine Pınar Hocam'ın vasıtasıyla katıldığınız için. Yeniden görüşmek üzere. Pınar Hocam'ın da söylediği gibi üniversitemizi size ağırlamaktan mutluluk duyarız. Çok teşekkür ederim. İnşallah şu ortalık Hoşçakalın. düzelsin. Seve seve geleceğim. İnşallah. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Birinci oturumumuzu sonlandırıyorum o zaman. Pınar Hocam, kapatmadan önce Buyurun hocam, buyurun. merhabalar, iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar Emre hocam. Yavuz Bey, öncelikle bizleri kırmayarak bu etkinliğimizde yer aldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Öncelikle sizin ülkemize sağlamış olduğunuz katkılardan dolayı şahsım adına ve üniversitemiz adına da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sağ E, olun. çünkü biraz önce siz şöyle bir cümle kullandınız. Hepimiz birer engelli adayız deyince Pınar Hocam, hayır ben öyle düşünmüyorum. Hani fazla konu abartılmamalı diye bir beyanatta bulundunuz. Size şu noktada kesinlikle katılıyorum. Çünkü aramızda hiçbir farklılık yok. Hiçbir farklılık yok ve bizim bu engelliler bazında hani hep düşüncelerin işte toplumumuz bazında ve bakıldığı zaman bir sürü katkı sağlanmış ve bunların sadece birer farklılık olarak görülmesi, yaşamı zorlaştıran koşulların olması, bilinmesi yeterlidir. Ama konunun çok duygusal olması veya abartılması da dediğiniz noktalara gelmesi noktasında büyük sıkıntı oluşturacaktır. Tamamen size katılıyorum. Sağ olun. Ülkemize katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum öncelikle. Rica ederim, Çok rica çok sağ olun. Belki burada bizleri dinleyen katılımcılarımız ederim. sizlerin neler yaptığı ile ilgili çok hakim olmayabilirler ama siz sadece engellilerin yapmış olduğu katkılardan ziyade benim takip ettiğim veya bildiğim kadarıyla eksiğim varsa da düzeltebilirsiniz. Yanlışım varsa da tenis federasyonuna katkılarınız var. Yine Enka Spor Kulübü'ne katkılarınızın olduğunu biliyorum. Bunun dışında yine uluslararası düzeyde birçok spor teşkilatına katkılarınızın olduğunu biliyorum. Bu bağlamda da hem ülkemizin tanıtımında hem de uluslararası düzeydeki katkılarınızdan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Katkılarınız için de, paylaşımınız için de çok sağ olun hocam. Çok bizi müteşekkir ettiniz. Teşekkürler tekrar, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Tabii bu konuda anlatılacak çok şey var. Özellikle uluslararası kurumlarla yaşadıklarımız. Tabii ki Türkiye bugün ilk 10 ülkenin içinde değil Paralimpik oyunlarındaki durumu dolayısıyla. Ama Türkiye bu konuda eminim ki başta Uluslararası Paralimpik Komitesi olmak üzere benzeri kuruluşlara bazı şeyleri galiba öğretti. Şöyle söyleyeyim, ben yıllardır dediğim gibi Almanya'da Olimpiyat Komitesi'nde işte Spor Bakanlığı'nda görevlerim olduğu için Almanya'daki benim lakabım Almanya'daki deli Türk.
Sebebi de öyle bakan, milletvekili, başbakan falan anlamam. Önce insanlık. Tabii Almanya'da bu konular çok daha hassas olduğu için ve insanlar birbirlerinin arkasından konuşarak onları zor durumda bırakma gibi bir şey çok az olduğundan bunun da faydasını çok gördük. Evet. Yavuz Bey aynı zamanda Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyorsunuz değil mi? 22 senedir Milliyet'te pazar günleri sporda, Posta gazetesinde de her pazartesi yarım sayfa Çengelli yine diye köşem var. Bunun için hiçbir ücret almam. Bu gazetelerden sadece anlaşmam, istediğimi yazarım. Çünkü ben siyasetten anlamam. Benim için önemli olan insanlar ve insanlık. Onlar da anlayış gösterdiler. Eğer bir ceza olursa öderim dedim. Yazdığım yazılardan Posta gazetesinde benim toplamda bugün iddia edersem 17 defa mahkemeye verdiler. Zamanın bakanları, işte müsteşar, milletvekilleri vesaire hepsinden beraat ettim. Çünkü dediğim gibi benim siyasette bir ilgim yok. Ama bir kere bakan olup da işte müsteşar genel müdür olup da ondan sonra ölene kadar ben bakanım demek bana pek doğru gelmiyor. Almanya'da bir bakan ayrıldıktan sonra kartvizitinde şöyle yazar. Örnek diye söylüyorum. Helmut Schmidt altında A nokta D nokta. Yani Außerdienst. Yani Türkçe'de hizmet dışı. Bizde ise o insan ölene kadar sayın bakanımız. Böyle bir garabetimiz var bizim. Doğru. Haklısınız. Takip etmek isteyenler sizi o zaman onu da söylemek istedim. Hani ben bildiğim için Milliyet ve Post diye biliyordum ben de ama daha çok Milliyet'i evet. Biliyorum. Yavuz Bey'i takip edebilirler. Üniversitem adına çok teşekkür ediyorum tekrardan. Başka katılmak isteyen Yavuz Bey'e söylemek isteyen bir şey olun hocam varsa oturumu sonlandırmadan önce sormak isterim. Yok galiba Yavuz Bey. Çok teşekkürler. İsmim Gülperi. Tesyer öğrencisiyim. Bursiyeriyim. Sizin önünüzde bir kere daha teşekkür etmek isterim. Uzun süredir de görmüyordum Yavuz Bey. Kendisinin bize yaptığı destekler çok 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 fazla. Hani sadece burada küçük bir oturumla anlatılacak bir insan değil, yüz yüze geldim. Hani bursiyer olarak söylüyorum. Gerçekten çok çok farklı bir insan. Çok çok kaliteli bir insan. Engellileri genelde kullanan insanlar çok fazla. Ama o böyle bütün samimiyetiyle, bütün babacılığıyla bizi kucaklamıştı. Bir kere daha teşekkür ederim ona. Ben de çok teşekkür ederim. Katıldığın için, dinlediğin için başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Gülper Hanım katıldığınız için çok teşekkürler tekrardan. Evet, başka söylemek istediği bir şey yoksa ben ilk oturumumuzu sonlandırmak istiyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum Yavuz Bey size de. Evet, öncelikle tekrardan herkese hoş geldin demek istiyorum. Söyleşimizin ikinci oturumunda bizlerle Paralimpik Milli Okçumuz Sayın Murat Turan birlikte olacak. Murat Bey merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Hayırlı akşamlar cümleten. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Tatlı bir yorgunluk var ama iyiyiz. Bir yaramazlık yok. Kamp dönemindesiniz değil mi? Evet. Antalya'da milli takım kampındayız şu an. Türkiye genelinde 16 arkadaş. Şu an burada Antalya Kemer'de kamp yapıyoruz. Sadece okçuluk branşının kampı mı yoksa diğer branşlarda? Hayır, sadece okçuluk branşı. Yani kamplar her branş kendi bünyesinde bir kamp yapıyor. Herkes farklı bir otelde kamp yapıyor o şekilde. Evet. Sağ olun. Ben de buradan... Bizi ayırmış oldunuz bize. Yani kamptan çıkıp teşekkürler. Eksik olmayın. Ben de buradan arkadaşların hepsine hoş geldiniz diyorum. Umarım keyifli bir söyleşi olur. Evet, umarım. Öncelikle benim birkaç sorum olacak. Sonrasında öğrencilerimizin de sizlere sorusu olacak. Onlar da sormak istiyorlar. Sorularını hazırladılar.
Tabii ki. Sizi tanıyarak başlayabilir miyiz Murat Bey? Paralimpik milli okçumuz Murat Turan. Yeni katılanlar için tekrar ben söylemek istedim. Cam ustası olduğunuzu biliyorum. Efendim? Aynı zamanda cam ustası olduğunuzu biliyorum aynı zamanda. Hı-hı. Doğru değil mi? Evet, doğrudur. İşte ben Ağrı doğumluyum fakat bütün hayatımı Denizli'de yaşadım. Yaklaşık bir 15 yıl gibi bir süre cam ustalığında Taşabahçe Cam Sanayi'de ustalık yaptım. İşte 2009'da bir talihsiz bir düğünde bir maganda kurşunuyla yaralandım. İşte 6 gün bitkisel hayat, 33 gün yoğun bakım ve ondan sonraki 3 yıl gibi bir hastane süreci serüveni başladı benim için. Tabii ilk etapta yoğun bakımda kendime geldiğimde yürüyemeyeceğimi duyduğum zaman bütün dünyam yıkılmıştı. Bütün hani ben böyle her işini kendi yapan, her işini kendi yapmayı çok seven bir yapım var. O an şunu düşündüm, yani şimdi ben birinden yardım mı alacağım deyip çok zor gelmişti o günler. Ama ailemin desteğiyle bunu yani çok iyi atlattığımı düşünüyorum. Çünkü hani engelli olduktan sonra tanıştığım birçok arkadaşımla hani sorunlarını bana anlattıklarında çok şaşırıyordum ben. Dedim ya Allah Allah, hani ben hiç böyle bir sorun yaşamadım. İşte mesela ben yaklaşık 4 ay hastanede kaldım. 4 ay sonra eve geldiğimde bizim evimiz engelliye uygun bir ev değildi. Ama ben bir geldim, yani abim, yani bu çocuk gelecek buraya sandalyeyle gelecek, hiç zorluk yaşamasın diye tamamen engelliye uygun yapmıştı. İşte o zamanlar böyle 3. katta 4. katta oturan arkadaşlarım vardı. Birileri gelip yardım etmediği sürece evden çıkamıyorlardı. Buna çok şaşırıyordum ben açıkçası. Orada ailenin bir şeyi gözlemleyip hemen çözmüş olması tabii ki çok önemli. İşte GATA askeri hastanede tedavi görüyordum. 2012, 3 yıl sonra artık. Evde yatan, pencerenin kenarından hayat seyreden bir engelliydim artık. Yaklaşık 2-2,5 yıl sürdü o pencerenin kenarından hayatı seyretmek. İşte daha sonra Ankara'da GATA'da tedavi olmaya gitmiştim. Orada ben Gazi arkadaşlarımı gördüm. Onlar basketbol oynuyorlar. İşte oturarak voleybol oynuyorlar. İşte eskirime gidiyorlar. Okçuluk var. Bir sürü branş var. Dedim. Onları görünce çok utandım kendimden. Hani bunlar bu kadar iyiyse ben daha iyi olmalıyım dedim o gün kendime. Yani Denizli'de varsa bu iş, mutlaka gidip başlayacağım dedim. 2013 yılında Denizli'ye döndüm tekrar tedaviden. Türkiye'nin en iyi hocalarından bir tanesi Denizli'deymiş, Nursen Hoca ve Ahmet Hoca. Onlarla tanıştım. Onlarla tanıştıktan sonra tabii iş böyle daha güzel bir boyut aldı, daha güzel bir hal aldı. Ben her gün antrenmana... Okçuluk nasıl karar verdiniz? Yani neden okçuluk? Ya şimdi ben işte GATA'da tedavi görürken işte orada birçok branşı görüyordum. İşte basketbol takım olarak oynanmak zorunda. İşte eskrim Denizli'de yok. İşte okçuluk Denizli'de varmış. Biraz da işte GATA'da böyle oradaki hocalardan birine ya hocam bu işin altyapısını bana anlatır mısın, öğretir misin? Ben okçuluk yapmak istiyorum. Eğer Denizli'de varsa gidip orada okçuluk yapmak istiyorum demiştim. O da böyle ben o... Yaklaşık 12 yıl oldu ben kaza geçireli ve 12 yıldır geçmeyen çok şiddetli ağrılarım var benim. Ara ara geliyor. O ağrı geldiği zaman çok iki büklüm oluyorum ben, yani hani çok canım yanıyor. Bunun bir türlü son tedavisini bulamadık. Hala daha o ağrıları çekmekteyim ben. Yani 24 saat boyunca benim ağrılarım var. Böyle ara ara böyle bir şeylerle oyalandığım zaman biraz bir nebze unutuyorum ama genelde çok şiddetli oluyor. İşte o zaman hoca demiştik ki yani senin ağrıların var, sen bu işi yapamazsın demişti. Ya ben de camcılıkta da öyleydim mesela. Ben ayaklı bardak ustasıydım. Kadeh bardağı yapıyordum. İşte herkes diyordu ki ayaklı bardak çok zor. Ben illa en zor neyse onu yapmalıydım. Hep öyle bir yapım vardı yani. Dedim yani sen böyle diyorsun, görürsünüz dedim ben. Nasıl yapılıyormuş okçuluk? Eğer an hani şeyde varsa, denizde varsa nasıl yapıldığını göreceksiniz siz demiştim. İşte döndüm, Nursen Hoca ile Ahmet Hoca ile tanıştım. Şimdi Denizli'yi bilen var mı bilmiyorum içinizdeki arkadaşlardan. Ben Gümüşler semtinde oturuyorum. Stadyuma gitmem gerekiyor. Oraya da araç yok, otobüs yok. Yani bir şekilde gitmem lazım. İşte ilk başlarda böyle tanıdıkları
tanıdıktan rica ediyordum. Arabası olan tanıdıklarından rica ediyordum. Ama hani rahatsızlık duyuyordum. Hani onları böyle her gün böyle vakitlerini çalmak hoşuma gitmiyordu. İşte bir gün karar verdim. Dedim ki ben yeğen gidebilir miyim acaba diye. Yani çok engebeli bir yol, çok uzun bir yol. Çıktım yola ve devam ettim. İlk gittiğim gün çok mutlu olmuştum. Yani evet ben kendim başardım. Kimseden yardım almadan başardım deyip o gün bir karar verdim dedim. Evet dedim ben bugünden sonra hiç kimseye ihtiyaç duymadan bu yolu her gün çekeceğim dedim. Sabah 7'de evden çıkıyordum. Öğlen 12'de 5 saatlik bir sandalye sürüyordum yolda. Stadyuma gidiyordum. 3 saat antrenman yapıyordum. 5 saatte geri dönüyordum. İşte ilk etapta bu 1 yıl sürdü böyle. 1 yıl hiç ara vermeden, yağmur çamur kar demeden, hiç aldırış etmeden her gün gidip gelmeye başladım. Yapacağım dediniz. Evet. Yani şimdilerde bunu fark ediyorum. O zamanlar hiç fark etmiyordum. İşte yine böyle bir söyleşide birisi sormuştu. Hani nasıl gidiyordunuz o kadar yolu dediğinde. Ben kendime oturup düşündüğümde nasıl o yolu kat ediyordum ben. Nasıl hani bir gün olsun vazgeçmedim diye. Ben hep bugünleri hayal ediyordum. O yol serüveninde. Evden mi çıkıyordum ben? Stadyuma gelinceye kadar hep bir hayal kuruyordum. İşte bir arabam olsun, bir evim olsun, işte bir hayatım olsun, kimseye ait olmayayım, işte çok güzel bir tekerlekli sandalyem olsun. O zaman tekerlekli sandalyem de iyi değildi. İşte böyle bunları hep hayal ediyordum. Bir bakıyordum stada gelmişim. Ben nasıl geldiğimin farkında değilim yani. Hani o yolu öyle eğlenceli hale getirmiştim. İşte bir yıl öyle yoğun bir antrenman temposundan sonra Ankara'da bir Türkiye şampiyonası düzenlediler. Oraya katıldım ve orada Türkiye üçüncüsü oldum ve bana yapamazsın diyen hocanın öğrencilerini yenmiştim orada. Hepsi çok şaşırmıştı. Hani sen ne ara gittin, ne ara yaptın bunu diye. İşte 2014 yılında milli takıma davet edildim. Türkiye üçüncüsü olarak Türkiye milli takım kamplarına davet edildim. İşte 2-3 yıl bir tecrübe amaçlı çok ciddi anlamda böyle kamplara katıldım. İşte 2015'te Çek Cumhuriyeti'ne gittim. İlk yurt dışı tecrübem orasıydı. Orada dünya sıralamasını 16. bitirdim. Geldim şimdi başka bir ülke görüyorsunuz, başka bir dünya görüyorsunuz, başka bir hayat görüyorsunuz ve bu beni daha çok hırslandırdı. Ciddi anlamda çok güzel çalışarak 2016'da tekrar Çek Cumhuriyeti'nde bir turnuvaya katıldık. Yine dünya şampiyonası. Orada hem takımda hem bireyselde dünya dördüncüsü oldum. Yarı finale kadar çıktım. Daha sonra tekrar döndük. Tekrar mücadeleye devam. Tekrar boğuşmaya, savaşmaya devam. Hayat öyle hani doğru bir çizgide gitmiyor hiçbir zaman. İniş çıkışlar çok oluyor. Yani ben 2019 yılında engelli olup 2013 yılında bir umuda sarıldım Nur Sonucu ve Ahmet Hoca'yla. 2016'ya kadar çok güzeldi her şey. Çok güzel gidiyordu. 2016'da Nur Sonucu'nun bir trafik kazasında kaybettim ben. Tekrar başa döndük. Tekrar dibe vurduk. O zamanlar Ahmet Hoca'nın da öğretmenliği vardı. O Ahmet Hoca da işte öğretmenliğinden dolayı başka bir şehre gitti. Biz Deniz'de yalnız kaldık. Kimse ilgilenmedi. İşte ben kapı kapı dolaşıp sponsorluk arıyordum. 70'e yakın firmaya veya belediyelere başvuru yaptım. Hiçbiri olumlu cevap vermedi. Ama ben hep şey dedim kendime yani hani evet sen yola devam etmelisin. Sen yola devam etmelisin. Evet malzemem yoktu. Evet bir şeylerim yoktu. Bu arada işte Deniz'de bütün otobüsler engelliye uygun oldu. Ben bu sefer 2 otobüste gidip gelmeye başladım. O beni biraz daha rahatlattı. Öyle derken şimdi dünya şampiyonasına katıldım 2017'de. Orada da dünya sıralamasında 16. oldum. Tekrar döndük ve ben 2018'de hiçbir milli takım seçmelerini bile dahi geçemedim. İlk 10'a bile giremedim. Yani iyice dibe vurmuştum. Çünkü Nur Sonucu yoktu ve malzeme temin edecek kimsemiz yoktu bizim. Yani yine oturup bir düşünüp bir karar verdim ve yine yola devam etmem gerektiğini. İşte bu sefer gelecekteki hayallerimin üstüne bir anlam kattım. İşte Nursan Hoca'nın adına ben bir şeyler yapmalıyım. İşte kendime bir söz verdim. Onun adına işte yurt dışında bütün uluslararası yarışmalarda madalya götüreceğim onun mezarına demiştim. Çok şükür 2019 yılında bunu çok
son basamağa kadar geldik. Hem Türkiye şampiyonu oldum, hem Avrupa şampiyonu oldum, hem evet, dünya ikinci bir ülkeydi. Buralara geleceğim. Takım olarak da evet. Almanya'da Avrupa şampiyonasında altın madalyanız var değil mi? Milli takım İtalya. Olarak. İtalya'da. 2019'da dünya okçuluk şampiyonasında gümüş madalyanız var. Evet. Ve şu an ertelenen 2020 aslında Tokyo Olimpiyatları var. O Ağustos 24 Ağustos'a ertelendi. Doğrudur değil mi? Doğrudur efendim. Yani biz şimdi olimpiyatlar bir sporcunun en zirvesidir. Ve oraya dünyanın bizim kategorimizde yani şimdi okçulukta iki kategori vardır. Biri makaralı yay, birisi klasik yay. Evet, ben makaralı yay. Sporundan da şey yapacaktım. Burada söylemeniz de iyi oldu. Ben sporu da anlatır mısınız diyecektim. Çünkü okçuluk kurmak isteyebiliriz. Hani sporda okçuluk kulüpleri okullarda revaçta olan kulüplerden ve bir spor dalından biraz ondan da bahsetmenizi isteyecektim. Evet evet, oraya da gelebiliriz yani. Ben konuyu o konuyu anlatayım diye ona değindim. Biz önce ödüllerinize tabii ki şey yapalım. İşte makaralı yay kategorisinde dünyanın en iyi 32 sporcusu katılabiliyor olimpiyatlara. Yani 33 kişi katılamıyor. Yani bunu da dünya şampiyonasında belirliyor. Dünya şampiyonasında en iyi enleri seçiyorlar yani. Şu an Türkiye'den bunu başaran iki sporcuyuz biz. Türkiye'nin iki tane kota hakkı vardı, vize hakkı vardı. İkisini de aldık. Bülent abi diye bir arkadaşım var benim. Onunla beraber ikimiz kotayı aldık. Allah nasip ederse gidip orada madalyayı da alacağız. İnşallah. Bu serüven de öyle başladı yani. Dediğim gibi ben böyle direkt girdim anlatıyorum ama böyle sohbet çok şeyinde güzel, olsun. Yani çok güzel gidiyor. Ben de bölmek istemiyorum. Siz çok güzel anlatıyorsunuz. Öyle mi? Devam edeyim o zaman. Devam edebilirsiniz. Ben en son hani o aldığınız ödüllerde şey yapmak istemişim. 2019'daki biliyorum o turnuvayı, dünya şampiyonluğunda gümüş madalyanızı biliyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları pandemi nedeniyle tabii ki ertelenmişti. Değil mi? Doğrudur. Evet. Pandemiden dolayı bir yıl ertelendi. Evet, bir yıl ertelendi ama bu yıl olacak. Bugün 92 gün var. 92 gün sonra inşallah altın madalyayla bir sohbet yaparız veya sizin okulunuza gelirim. Bunu isteyerek ve severek yaparım. İnşallah. Yani siz biraz önce de dediniz hani siz böyle bir girişimde bulunursanız ben her türlü yardımı desteğe varım. Yani bu gerçekten böyle okullarda da kulüp olarak açılan öğrencilerin sevdiği, ilgi duyduğu bir sporculuğu haline gelmeye başladı. O yüzden de size onu sormak istedim aslında. Çünkü aramızda öğrencilerimiz var. Tabii ki bizlerden, idari personelimizden bu sporla ilgilenmek isteyenler olabilir, merak etmek isteyenler olabilir. Bu konuda güzel bilgiler verdiniz. Onları bekleyen süreçte o zaman sizin bu tabii ki belirli bir olimpiyat süreçleri oluyor değil mi? Milli takıma seçilme süreçleri oluyor. Evet. Hem takımca yarıştığınız bir spor aslında, milli takımca, hem de anladığım kadarıyla bireysel olarak da yarıştığınız bir spor. Aha. Şimdi okçulukta şöyle bir yarışmada 3 madalya alma şansınız var. Bir bireyselde, bir takımda, bir de mix takımda. Bir bayan bir erkek yarışıyorsun. Yani biz mesela yurt dışına gittiğimiz zaman en iyi puan atan erkekle en iyi puan atan bayan takım oluyor, mix takım oluyor. Evet. Yani bir yarışmada 3 madalya alma şansımız olabiliyor. Hı hı. Hollanda'da birini kaçırdım ama ikisini boş geçmemiştim ben. Finale kadar çıkmıştım Allah'a şükür. Altın madalyayı da bir puanla kaybettik zaten biz. Yani ben dünya üçüncülüğünü de 2016'daki dünya üçüncülüğünü de bir puanla kaybetmiştim. Hı hı. Yani bunu izleyen arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Yani bir puanın, bir milimin o kadar çok kıymeti ve değeri var ki. Evet. Hani bazen hayatta böyle şeyler oluyor. Bir puanla kaçırdığınız şeylere çok üzülüyorsunuz ama hani o üzüntüyü o an yaşayıp unutup yola devam ederseniz daha büyük başarılar geliyor. Yani ben o zamanlar ya bir puanla kaç deyip küsüp bırakmış olsaydım veya işte en büyük destekçim antrenörüm Nursan Hoca vefat ettiğinde ben yola devam etmem gerektiğini düşündüm. Ama bir yıl çok bocaladım. Çok mücadele ettim. Çok destek bulmaya çalıştım. Olmadı. Orada kalmıştık. İsterseniz ben yine öyle devam edeyim. Siz ara ara böyle sormak istediklerinizi eklersiniz.
İşte ben 2018 yılında hiç seçmeleri falan geçemeyince oturup bir karar vermem gerekiyordu. İşte ve o döneme kadar işte Nursel Hoca'nın vefatının dönemine kadar şimdi ben gün içerisinde ne kadar çok yorarsam kendimi, ne kadar çok farklı şeylerle ilgilenirsem ağrımı o kadar unuttuğumu fark ediyordum. İşte mesela morfine kadar çıktım ben ilaç konusunda ve tedavilerle 5 kez ameliyat oldum. Bir türlü geçiremedik o ağrıları. Ve ben böyle daha yoğun şeyler yapmaya başladım. Tekerlekli sandalye dansa başladım bu arada. Yaklaşık 1 yıl, 1,5 yıl dansla uğraştım. O çok keyifli bir, eğlenceli bir şey zaten. Onda da milli takım seviyesine geldim. İkisinin de aynı branşı, iki branşı da ben ikisini bir götürebileceğime inanıyordum. Çünkü Okçuluk ve tekerlekli sandalye dans ikisini de götüreceğime çok inanıyordum ama milli takım kampları ve yarışmaları çakıştığı için hocalar kabul etmediler bunu. Birini seçmen gerektiğini söylediler. Çok özür diliyorum. İşte daha sonra işte o zaman oturup düşündüğümde dedim Nursan Hocam adına Avrupa, Dünya ve Olimpiyat madalyası almadan bir daha dansa gitmeyeceğim dedim. Ya dansı şu an ara ara böyle evde kendim bazen video izleyerek yapmaya çalışıyorum. Ha, onun dışında bir yere gidip antrenman yapmıyorum. Dünya şampiyonasına beni götüreceklerdi o konuda da. Hala şu an mesela milli takım hocasıyla konuşmuyoruz. Küstü bana gelmediğim için. Ama hani ben hani Sizin tek bir onu seçmeniz gerekiyordu. Evet. birini tercih Evet. etmem gerekiyordu. Okçuluk da Nursan Hoca'yı kaybedince benim için çok büyük bir anlam kazanmıştı. Hani dedim bunu ben dedim hani Murat Turan olarak yarı yolda bırakamam. Bunu sonuna kadar götürmeliyim. Yani ondan sonraki süreçte istersen dansa da gidebilirim diye düşünmüştüm. O süreç öyle başladı. Ben 2017 yılında 2018 yılında seçmeleri geçemeyince bir karar verdim. Ne olursa olsun dedim ben daha iyi çalışmalıyım. Evet Denizli'de destek bulamıyoruz. Bir şeyler yapmam lazım. İşte bir arkadaşım sağ olsun bana çok destek oldu. Beni Ankara'ya davet etti. Ben Ankara'da antrenmanlara başladım. Ha, yine desteğimiz yoktu ama en azından onun maddi ve manevi desteği beni çok ayakta tuttu. Yetiyordu. Ha, 1 yıl orada çok ciddi bir antrenman temposu yaşadım ben. İşte bu arada Denizli'de destek, hala Denizli'nin sporcusuyum ama kulüp arıyorum sürekli. İşte gittiğim kulüpler çok böyle sıcak bakmıyorlar, çok ilgilenmiyorlar. Daha sonra Ahmet Hocam'la konuştum. Ahmet Hocam'ı da az çok bilirsiniz siz. Evet, tamam. Ahmet Hocam'la konuştum. Hocam bana bir destek bulun. Buradan da başarısızlıkla dönmek istemiyorum diye. Ahmet'le konuştuk. Ahmet de o zaman Burdur'da öğretmenlik yapıyordu. Burdur İl Müdürü'yle görüşmüş. İşte ona benden bahsetmiş. Hatta geçenlerde benim ilk Burdur'a geçtiğimde lisansımı yapan personelle karşılaştım ben. Abi dedi, Ahmet dedi ilk geldiğinde işte dünya şampiyonunun lisansını çıkarıyorsun. İyi bak ona demiş. O da ben hiç inanmamıştım diyor. Abi sen diyor mesela çok güzel şeyler yaptın diyor. Hiç unutmuyorum diyor. Yani bu da benim için güzel bir anı, Tabii. güzel bir şey olmuş Ahmet'in sayesinde. İşte ondan sonra ben Burdur'a geçtim. Burdur'un sporcusu oldum. İşte Ahmet bana küçük de olsa bir destek buldu. Yani böyle ikinci el bir malzeme buldu bana. Ben ikinci el malzemeyle milli takım seçmelerini geçtim. Türkiye şampiyonu oldum. Daha sonra milli takım bana hemen 0-1'ye aldı. Hemen akabinde İtalya'da Avrupa Şampiyonası vardı turnuva. Oraya gittik hep beraber. Bireyselde 16'dan 8'e düşerken, 8'den 4'e düşerken elendim. Takımda da dünya şampiyonu olduk. Orada İstiklal Marşımızı okuttuk. En güçlü rakiplerimizden bir tanesi İtalya. İtalya'yı yenmiştik orada biz. Kendi sahalarımızı yenmiştik onları. Ve orada diğer arkadaşlarımla beraber 5 kez üst üste İstiklal Marşı'nı okutmuştuk. Ve ben o gün orada demiştim yani hem dünya şampiyonasında hem olimpiyatlarda mutlaka bu duyguyu tekrar yaşamalıyım. İşte o inançla yola devam ettim. Döndük tekrar çalışmalara başladık. Haziran ayında dünya şampiyonasına gitmiştik. İşte orada ilk 16'ya kalmam gerekiyordu benim. İlk 16'ya kalırsam olimpiyatlara gitmek kazanıyordum. Ama ben oraya giderken hep kendime şunu söylüyordum.
Yani diyordum ki eğer sen olimpiyat şampiyonu olmak istiyorsan burada dünya şampiyonasında bunu kanıtlaman lazım. Rakiplerine en azından kanıtlaman lazım. İlk üçe girip evet Türklerde birisi var bu şekilde hızlı geliyor dedirtmen lazım diye. Ve o inançla gitmiştim oraya. Çok şükür yani nasip oldu. Finale kadar çıktım ben. İşte final orada hemen mesela 81 rakip var orada. 81 kişiydik biz orada. Ben 40 kişiyle eşleştim. Yani 40 kişiyle eleme yaptım. Yani ilk 4'e gelinceye kadar 2 gün eleme yapıyorsunuz. Mesela 20 tur eleme yapmıştım ben. İşte o elemeleri geçiyorsunuz. Final bir gün ara veriyorlar. Dinleniyorsunuz. Ondan sonra işte şehrin hangi şehirdeyse şehrin bir meydanında yapıyorlar onu. Evet izlemiştim. O bir gün ara verdiklerinde ben oturup otelde yatağa uzanıp dedim kendime dedim ki evet bak sen bunu istiyordun. Buradasın. Artık son basamak demiştim kendime. Ama orada Amerikalı rakibimle heyecandan bir türlü atamadım. O dünya birincisi oldu. Ben dünya ikincisi oldum. Kaç puanla? 5-6 puan da hatırlamıyorsam. Çünkü o yarışmam benim için çok şeydi. Hatırlamak bile istemiyorum. Dedim ki yani o süreç geçti artık. Evet, yola devam etmelisin. Şu an çalışmalarım mesela yani ondan daha iyi olabilmek için çok çalışıyorum ben. Yani ben hep kendime öyle söyledim. Sen rakiplerinden daha iyi olmalısın diye. İşte dünya şampiyonasından döndük. Okçuluğun güzel bir tarafı, en güzel tarafı şu. Yaş sınırı yok. 7 yaşıyla 70 yaşında insan yarışabiliyor. Evet. Hani bir futbolcu gibi, bir voleybolcu gibi veya bir basketbolcu gibi belli bir yaşa geldiğiniz zaman bırakmak zorunda değilsin. 70 yaşında bile ok atabiliyorsunuz. Kendiniz atmak istediğiniz sürece. Ve yani aslında yaş kategorileri var mı? Diğer 18 yaşına kadar var. 18 yaşından sonra mı? 20 yaşından sonra büyükler kategorisi var. Evet. 20 yaşıyla 70 yaşındaki adam yarışabiliyor.